dostluğunuzu yaşıyorum. Sevgili canlar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok güzel kızlarımız, yakışıklı delikanlılarımız, güzel evlatlarımız, burada sizlerle olmak benim için büyük onur. Aslında tabii bugün iki noktayı gezmek için bir plan yapmıştım. Elbette bu depremin acısı hepimizi derinden sarsmıştır. Çok üzgünüz, içimiz yanıyor. Kayıplarımıza rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, onlara dualar ediyoruz. Onlara layık olmak ve sizlerle birlikte bu güzel coğrafyanın, siz kıymetli dostlarımızın, canlarımızın yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz. Bugün sabahleyin depremin olduğu anda gözlerimizi kapattık. Canlarımıza içimiz yandı. Çok eksiğimiz var. Bu memlekette afetlerin, bu memlekette depremlerin insanlarımızın bu kadar canını kaybettiği bir sonuca ulaşmasında kusurluyuz. Hep beraber kusurluyuz. Bu kusurlarımızı gidermemiz lazım. Ve hızlıca insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize güvenli yuvalar yapmamız lazım. Bizi bir depremin tehdit etmemesi gerekir. İnşallah bu yanlışı bu ülkenin bütün topraklarından, İstanbul ve bu deprem bölgesi bütün topraklarından daimi olarak kaldıracağız bu tehdidi. Çok çalışacağız. Bu güzel evlatlarla, Samandağ'ın bu güzel çocuklarıyla, gençleriyle, memleketin evlatlarıyla Türkiye'nin her yerini güçlü ve dayanıklı şehirler haline getireceğiz. Bugün Kırıkan'da yıkılmak zorunda olan bir lisenin temelini attık. Çok güzel bir lise inşaatı yapıyoruz. Ve buraya gelip dua ettiğim ve benim için dua ettiğinizi bildiğim bu Hızır Aleyhisselam ile Musa peygamberin buluşmasının o manevi buluşma anı, türbenin ilk ziyaretimden itibaren buraya ne yapabiliriz demiştik. Recep başkanımla beraber buraya çok güzel bir proje geliştirmiştik. Şimdi bu projeye başlamanın hem türbenin hem buradaki meydanın hem de gördüğünüz sahile doğru bu alanın, size söz, bu güzel coğrafyada moralinizi düzelten, sizi mutlu eden, buraya geldiğinizde en azından yüreğinize su serpilen huzurlu, güzel bir meydan ve çok güzel bir parkla, Hızır Türbesi'ne yakışan bir alanla size hediye edeceğiz. Hızlıca. Allah'ın izniyle 3 ayda bitecek, 3 ayda. Ve bahara çok güzel bir giriş yapacaksınız bu sahilde. Bunu çok yürekten istiyorum. Çok onurluyum. İnanın, hani bu duyguyu ben şu anda tarif edemiyorum. Bir Cumhuriyet aşığı, bir Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olarak size hizmet etmek, size layık olmak benim için çok kıymetli bir duygu. İyi ki varsınız. Şunu söyleyeyim. Sevgili dostlarım, benim güzel insanlarım, kıymetli hemşerilerim, size şunu söyleyeyim. Bu millete yöneticilik yapan insanların vicdanı, ahlakı, adalet duygusu, aklı, mantığı, dili, tavrı güzel olacak, güzel olmak zorunda. Size hizmet eden, ister belediye başkanı olsun, bakın bütün milletimize, ama Samandağ, ama Edirne'ye, ama Karadeniz'e, Kars'a, Sinop'a, neresi olursa olsun, Ankara'ya, fark etmiyor. Benim vatandaşımın hizmetine koşan devletin görevlisi, seçilmiş birisi fark etmez, vatandaşın önünde tevazuyla konuşacak. Konuşacağı değil, tevazu olacak. Bizim buraya ve başka yerlere götürdüğümüz her hizmet sizin paranız, sizin vergileriniz. Dolayısıyla adı ister belediye başkanı, ister bakan, ister cumhurbaşkanı olsun, kendi parasını size harcamıyor. Sizin paranızı size harcıyor. Dolayısıyla benim vatandaşıma olan hizmetin hakkını verecek, vatandaşa güzel konuşacak, oyla hizmetin hesabını görmeyecek. Vatandaş istediğine oyu verir ama her yönetici vatandaşa hizmet vermek zorundadır. Bunu yapmak istemeyen, adı neyse, kimse, makamı neyse, İstanbul'da da iktidar olamayacak, Samandağ'da da iktidar olmayacak, Hatay'da da iktidar olmayacak. Bunu unutmayın. Sevgili dostlar, hava gibi, su gibi adalete ihtiyacımız var. Doğru mu? Hava gibi, su gibi demokrasiye ihtiyacımız var. İçin çalışacağız. Biz adalet diye feryat eden Tayfun arkadaşım için, Can Atalay için çalışacağız. Adalet isteyen herkes için çalışacağız. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, sevgili canlar, bakın sizin bir evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak söylüyorum, yoldaşınız olarak söylüyorum. Sonuna kadar hak hukuk mücadelesinin bir neferi olarak söylüyorum. Biz bu seçimde milletin kazanacağı bir seçim sonucunu almak zorundayız. Bu konuda hep birlikte Samandağ'da dayanışmaya var mıyız? Hatay'da dayanışmaya var mıyız? Bu kardeşinize sonuna kadar vatandaşlarımızın tekrar huzurlu ve mutlu bir biçimde bu güzel coğrafyada yaşayacağı günlere kadar gece gündüz 7/24 atom karınca gibi çalışmaya bütün Samandağların huzurunda söz veriyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Samandağ'ın, benim yakışıklı kardeşimin, evladımın sözüyle beni uğurlamaya var mıyız? Herhalde anladınız onu, değil mi? Ne diyelim? Başta gençler, sizi çok seviyorum. Her şey, bu söz sizin sözünüz, sizin evladınızın sözü. Her şey size söz. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Allah'a ısmarladık. Sağ olun, var olun. Parkı açmaya geleceğim buraya, parkı. 3 ay sonra. Hadi hoşça kalın. Sağ olun.